Merhaba arkadaşlar, AYT Kimya konularına 12. sınıfın ilk ünitesi olan, birinci ünitesi olan Kimya ve Elektrik ünitesi ile devam ediyoruz. Kimya ve Elektrik son derece önemli bir ünite. AYT'de en az iki soru çıkan bir ünitedir. Genellikle sayısal olmakla birlikte ünite, sözel kavramları da var, sözel kısımları da var. Ve üniversite sınavında buralardan da bazen soru gelebiliyor arkadaşlar. Ünitenin her noktasına iyice çalışmak gerekiyor. Bazen çok önem seviyesi yüksek olmayan noktalardan da soru gelebiliyor arkadaşlar. Şöyle başlayalım isterseniz. Tabii ki burada indirgenme ve yükseltgenme terimlerinin ne anlama geldiğini çok iyi bilmek gerekiyor. Hemen şunu söyleyelim arkadaşlar. İndirgenme, yükseltgenme basamanın daha aşağıdaki bir değere düşmesidir. Yani indirgenme aşağı doğru azalmasıdır yükseltgenme de arkadaşlar yine yükseltgenme basamanın daha yüksek bir değere çıkmasıdır. Eğer ki daha yüksek bir değere çıkıyorsa bu yükseltgenmedir. Eğer ki daha düşük bir değere iniyorsa bu indirgenmedir. Buradaki yükselme ve azalmaya arkadaşlar matematiksel olarak bakıyorsunuz. Örneğin bir sayı 4'ten 6'ya çıkıyorsa bu yukarı doğru çıkmıştır. Burada yükseltgenme vardır. Örneğin bir yükseltgenme basama 0'dan eksi 2'ye düşüyorsa burada da indirgenme vardır. Peki bu durum nasıl yaşanıyor arkadaşlar? İndirgenmede bir atom olabilir, iyon olabilir, fark etmez. Elektron alması sonucunda yükseltgenme basamağı küçülmesidir. Yani elektron alarak indirgenir. Bir atom ya da iyon elektron alarak daha düşük bir yükseltgenme basamağı değerine sahip olur. Bu olay işte biz arkadaşlar indirgenme diyoruz. Yükseltgenme de yine bir atom veya iyonun bu sefer elektron vermesi sonucu daha yüksek bir yükseltgenme basamağı değerine sahip olmasıdır. Buna da yükseltgenme diyor, deniliyor. Yani bir atom ya da iyonun elektron vermesine yükseltgenme. Elektron vererek yükseltgenir. Elektron alarak ise indirgenir arkadaşlar. Bakın florun örneğin serbest halde. Burada yükseltgenme basamağı değeri sıfırdır. Bakın sıfırdan eksi bire. Ne yapmış değer? Aşağı doğru inmiş. Değeri küçülmüş. O zaman burada indirgenme vardır. Örneğin bakın artı birden. Burada da nedir? Sıfırdır. Birden sıfıra ne olmuş? Değeri düşmüş. Burada küçülme vardır. indirgenmedir. İşte 3'ten 2'ye ne yapmış? Azalmış. İndirgenme. Burada 0'dan 2'ye ne yapmış? Artmış. Büyüme var. O zaman yükseltgenme. 2'den 3'e ne olmuş örneğin burada? Artmış. Yükselmiş. Yükseltgenme vardır. Eksi 1'den sıfıra matematiksel olarak değer ne oluyor? Artıyor. O zaman yükseltgenme vardır. Yani arkadaşlar bu kısım son derece esasında kolay. Ancak herhangi bir karışıklık burada yaşamayın arkadaşlar. Bakın değer azalıyorsa indirgeniyor. İndirgenme var. İndirgenme diyebilirsin. İndirgenmiş diyebilirsin. İndirgenmiştir diyebilirsin. Eğer ki değeri artıyorsa yani yukarı doğru çıkıyorsa yükseltgenmiştir. Yükseltgendi, yükseltgenme hepsini kullanabilirsin. Tabii ki burada indirgenirken arkadaşlar elektron alarak indirgeniyor. Buna dikkat edin. Elektron alarak indirgeniyor. Yükseltgenme ise elektron vererek gerçekleşir. Gerçekten de arkadaşlar bu durum böyledir. Örneğin 10 tane proton 10 tane elektron olsun. Bu nötr haldedir. Örneğin siz elektron aldığı zaman elektron aldığı zaman ne olur? 2 tane elektron aldığını düşünün. 12 olmuş olur. 12 o zaman yükseltgen basamağı ne olur? Eksi 2'ye düşer. Bakın aldığı zaman yükseltgen basamağı ne oluyor? Azalıyor. E verseydi örneğin 10 olsun. 10'du. 2 tane verdi 8 oldu. Yükseltgen basamağı ne oldu? 0'dan artı 2'ye çıktı. Bakın bu azalırken bu artıyor. Yani burada terse doğru işliyor durum arkadaşlar. Şimdi burada yine çok dikkat etmeniz gereken bir kelime oyunu gibi duran bir nokta vardır arkadaşlar. Şimdi indirgenen atom ne oldu? Elektron aldı. Atom ya da iyon indirgendi. Elektron aldığı ve bir başka atomu yükseltgenmesini sağladığı için Bakın şöyle bir durum oluşuyor. Şimdi bu elektron alıyor ama elektron nereden alıyor? Karşısındaki atomdan alıyor ya ya iyondan alıyor. Karşısındaki atom ve iyondan alırken bu sefer de o elektron vermiş oluyor karşısındaki taraf. Karşısındaki madde dolayısıyla karşısındaki madde yükseltgenmiş oluyor. Dolayısıyla bizim maddemiz bu indirgenen madde karşı tarafı yükseltgediği için yükseltgen özellik gösterir. Bakın kendisi indirgenmiştir. Yani indirgenen maddedir. Ama özellik olarak yükseltgen özellik gösterir. Yani karşısına gelen bir maddeyi yükseltgeyebilir. Bakın bu bir kelime oyunu gibi duruyor. Buraya dikkat edin. Elektron olarak indirgeniyor. Karşıdaki maddeyi yükseltgediği için yükseltgen özellik gösteriyor. Aynı şekilde yükseltgenen atom elektron verdiği ve başka bir atom indirgenmesini sağladığı için yani karşısındaki maddeyi indirgediği için indirgen özellik gösteriyor. Yani kendisi yükseltgenmiş. Yükseltgenen yükseltgendi. Ama karşıdaki maddeyi indirgediği için indirgen özellik gösterir. Sorularda tam bu şekilde gelir arkadaşlar. Size bir tepkime verir. Siz hangisi yükseltgenmiş, hangisi indirgenmiş bulursunuz. Örneğin F2 vardır arkadaşlar. F2 burada ne olmuştur? İndirgenmiştir 0.2F eksiye. Yükseltgen özellik göstermiştir. Magnezyum örneğin burada yükseltgenmiştir. Kendisine özellik göstermiştir. İndirgen özellik göstermiştir. Bu kısımları arkadaşlar birkaç kere tekrar edin. Bu kavramlarda arkadaşlar hata yapmayın. Şöyle bir daha tekrar edecek olursak arkadaşlar. Yani değer sayısal olarak matematiksel olarak yukarıya doğru çıkıyorsa. Örneğin eksi 2'den 0'a çıktı. Eksi 2'den 2'ye çıktı. Eksi 1'den 0'a çıktı. Burada yükseltgenmiştir. Ne yaparak yükseltgeniyor? Tabii ki elektron vererek. Terse doğru matematiksel olarak değer düşerse bu sefer indirgenmiştir. Ve elektron olarak gerçekleşmiştir. Şimdi bir tepkime de eğer ki. Bir madde elektron veriyorsa diğeri almış demektir. Dolayısıyla mutlaka indirgenme varsa yükseltgenme de olmak zorundadır. Bunlar arkadaşlar indirgenme yükseltgenme tepkimeleri denir dolayısıyla. Aynı zamanda redoks tepkimeleri denir. Redoks tepkimeleri denmesinin sebebi. Bakın arkadaşlar indirgenmenin bir diğer ismi redüksiyondur. Tabi pek fazla kullanmayız redüksiyonu. Yükseltgenmenin de yine bir diğer ismi oksidasyondur. Dolayısıyla indirgenme yükseltgenme tepkimelerine Aynı zamanda arkadaşlar redoks tepkimesinin denmesinin sebebi redüksiyonun kısaltması olan red ile oksidasyonun kısaltması olan oksun birleştirilmesi redoks kısaltması yapılmıştır. O anlamda redoks tepkimesi de denilir arkadaşlar. Redoks tepkimesi daha çok kullanılır indirgenme yükseltgenmeye göre. Yani redüksiyon oksidasyon pek kullanılmaz ama redoks kullanılır arkadaşlar. Bu tarz tepkimeler redoks tepkimeleridir diyebiliriz. Şimdi yükseltgenen madde ne diyoruz? Elektron vererek yükseltgeniyor ama karşısındaki maddeyi indirgediği için indirgen özellik gösterir. Yükseltgenen indirgen gösterir. Yani tam tersi. İndirgenen ise arkadaşlar yükseltgen özellik gösterir. Bu noktaya özellikle dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi örneğin bir tepkime inceleyelim. Çinko'nun 2 elektron vererek Çinko 2 artıya yükseltgenmesi bir yükseltgenme yarı tepkimesidir. Bakır 2 artın 2 elektron olarak 2 arttan 0'a indirgenmesi bir indirgenme yarı tepkimesidir. Bu iki tepkimeyi taraf tarafa topladığın zaman net tepkimeyi elde edersin. Bakın net tepkime bir redoks tepkimesidir. Neden? Yükseltgenme var. Yükseltgenme varsa zaten indirgenme de vardır. Ya da indirgenme varsa mutlaka yükseltgenme de olmak zorunda. Burada arkadaşlar bakın çinko ne oluyor? Yükseltgeniyor. Yükseltgenen madde çinkodur. Peki kendisine özellik gösteriyor? İndirgen özellik gösteriyor. Soruda sorarsa indirgen kim? Çinko. Yükseltgenen kim? Yine çinko. Bakır 2 artı ne oluyor arkadaşlar? İndirgenen madde kendisi yükseltgen özellik gösteriyor. Yükseltgenme ürünü kim? Bakın çinko yükseltgendi. çinko 2 artı oluşturucu yükseltgenme ürünü çinko 2 artı indirgenme ürünü ise bakırdır diyebiliriz arkadaşlar. Bunlardan biri, birileri sorularda karşınıza gelir arkadaşlar. Şöyle bir örnekte biz yapalım. Şimdi öncelikle şöyle bir tepkime var. İşte indirgenen yükseltgenen indirgen madde yükseltgen madde. Burada arkadaşlar bir adım sonra redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine geçeceğiz. Orada da aynı şeyi yapacağız. Öncelikle yapmanız gereken şey yükseltgenme basamaklarını bulmaktır. Tabii ki yükseltgeme basamaktan hesaplaması modern atom teorisi ünitesinin sonuna karşılık gelir. Onu da arkadaşlar eğer ki orada eksikseniz o kısmı tamamlayıp halledip arkadaşlar buraya geri dönebilirsiniz. Bu videonun da ilerleyen kısımlarında arkadaşlar o kısmı biraz tekrar edeceğiz ama daha ayrıntılı geniş bir bilgi için arkadaşlar tamamlamak için o kısma geri dönebilirsiniz. Şimdi yukarıdaki tepkime geçelim. Önce yükseltgenme basamaklarını bulalım. Hidrojen burada artı 1 değerli alır. Oksijen eksi 2. Arsenik'in aldığı değeri toplam yükseltgenme basamaklarının sıfır olduğundan bulabilirsiniz. Bakın 4 kere 2 eksi 8 artı 3 eksi 5. O zaman arsenik burada artı 5 alacak. Kükürt burada eksi 2. Hidrojen artı 1. Kükürt eksi 2. Arsenik artı 3 çaprazlamadan. Burada serbest halde olduğu için sıfır. 2 artı 1. Bakın arkadaşlar arsenik artı 5'den artı 3'e. Bakın 5'ten 3'e değer ne olmuş? Azalmış. O zaman arsenik arkadaşlar ne olmuş? İndirgenmiş. İndirgenen madde kimdir arkadaşlar burada? H3. ACO4'tür. Peki. Burada bakın. Kükürt ise eksi 2'den 0'a ne olmuş arkadaşlar? Yükseltgenmiş. Yükseltgenen madde kimdir? H2S'tir. C ve D şıkları için bakın indirgen madde hangisidir? Yükselken madde hangisidir diyor. Burada tabii ki arkadaşlar indirgenen madde ne özellik gösterecek? Tersi yükselken özellik gösterecek. Yükselken madde burada. H3 ACO4'tür. Bakın yükselken maddesi indirgen özellik gösterecek. O da o zaman nedir? H2S'tir. Peki yükselken ürünü ürün hangisidir? Bakın yükselken madde kimdi? H2S. H2S yükselken de ve S oluştu. Yükselken ürünü S'dir. as 2 S3'te indirgenme üründür h 3 aso 4 bileşiğindeki arsenik elementinin yükseltgeme basamağını bulmuştuk. Zaten artı 5'tir. 1 mol h 3 aso 4 kaç mol elektron almıştır diyor. Tabi burada elektron alarak indirgeniyor. 1 mol için arkadaşlar bakın bir tanesi 2 elektron alarak indirgenmiş. 1 mol de 2 mol elektron alarak indirgenmiştir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar yükseltgenme basamağının bulunmasını inceleyeceğiz. Bununla birlikte redoks tepkimeleri nasıl denkleştirildiğine geçeceğiz. Esas olarak bizim için önemli olan redoks tepkimeleri nasıl denkleştirileceğidir. Tabi yükseltgenme basamağının bulunması arkadaşlar 11. sınıfın 1. ünitesi olan modern atom teorisinin sonuna karşılık gelir. Modern atom teorisinin sonunda yükseltgenme basamakları da bir kısım vardır. Burada arkadaşlar biz tekrar edeceğiz. Ancak siz o kısma gidip orayı daha ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Orayı tam olarak tüketip arkadaşlar bu kısma gelebilirsiniz. Daha rahat edersiniz arkadaşlar bu kısımda. Şimdi arkadaşlar yükseltgeme basamağının nasıl bulunacağını inceleyeceğiz. Sonrasında ise arkadaşlar redoks tepkimelerin denkleştirilmesine geçeceğiz. Esas olarak bizim için önemli olan redoks tepkimelerin nasıl denkleştirildiğidir. Tabi yükseltgeme basamağının bulunması yükseltgeme basamakları modern atom teorisi ünitesinin sonuna karşılık gelir. O kısımda arkadaşlar detaylı olarak incelemiştik. Esas da burada biliyor olmanız lazım. Biz burada tekrar edeceğiz arkadaşlar. Kısaca anlatacağım ancak detaylı olarak incelemek için eğer o kısımda eksikleriniz varsa halletmek için şuradan arkadaşlar o kısmı inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. O kısmı halledip buradan direkt Redox tepkimelerini denkleştirmesinden devam edebilirsiniz. Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle burası çok önemli birinci kısım. Element atomlarının yani arkadaşlar aslında şöyle serbest halde ise bir madde arkadaşlar direkt yükseltgenme basamağı sıfırdır. Element atomlarının yani tek cins atomdan oluşan moleküllerin örneğin H2, O2, P4 gibi moleküllerin yükseltgen ve basamağı sıfırdır. Zaten metallerin serbest halde verilmişse, monoatomik halde verilmişse yine yükseltgen ve basamağı sıfırdır. Yani tepkimede sadece demir var. Direkt üzerine sıfır yazacaksın. Çinko var sıfır. O3 verdi sana. A metaller moleküler halde. Bunların da yükseltgen ve basamağı sıfırdır arkadaşlar. Bu son derece önemli. Şimdi oksijenin yükseltgeme basamağı önemli arkadaşlar. Şimdi sizin karşınıza gelecek oksijenli bileşiklerin %99'u zaten eksi 2 değerliğini almış olacaktır. Herkes serbest halde vermişse zaten birinci ifadeden de bildiğimiz gibi sıfır yükseltgeme basamağına sahiptir. Örneğin K2O arkadaşlar eksi 2 değerliğe sahiptir. Çünkü potasyum daima artı 1'dir. Örneğin kalsiyum oksit de eksi 2 olacaktır. Kalsiyum artı 2'dir zaten. Burada eksi 2 artı 4. Zaten ametallerle yaptığı bileşikler flor hariç direkt eksi 2 yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar bazı bileşiklerinde yani peroksit ve süperoksit gibi bileşiklerinde oksijen eksi 1 ve eksi 1 bölü 2 yükseltgenme basamaklarına sahip olabilir. Burada ise arkadaşlar metalin yükseltgenme basamağını bilmenden hareketli oksijeni buluyorsun. Örneğin kalsiyum 2 adı olduğu için daima artı 2 alır. E bunun artı 2 aldığı yerde bunun eksi 1 alması gerekir. Oksijen eksi 1 alıyorsa bir tanesi için bu peroksit bileşidir. Örneğin sodyum burada artı 1'dir. 2'ye artı 1 ise bu da eksi 1 alacak. Bu peroksit bileşidir. Bakın örneğin K2 O'da potasyum artı 1 değerli almak zorundadır zaten. 2 artı 1 ise 1'e ne olması gerekir? Eksi 1 bölü 2 olması gerekir ki bu da süperoksit bileşidir. Florla olan bileşinde ise flor daima eksi 1 aldığı için artı 2 değerliğini alır. Yani oksijen serbest halde ise zaten sıfırdır. Bunun dışında eksi 2 artı 2 eksi 1 ve eksi 1 bölü 2 değerliklerini alabilir. Dediğim gibi karşısında çıkacakların %99'unda zaten eksi 2 alacaktır. Eksi 2 almadığı durumları ise diğer elementin yükseltgenme basamağını bildiğin için ondan hareketle Oksijen de bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hidrojen ise hidrojen de önemlidir. Hidrojen ise zaten elemental halde ise birinci basamaktan ifade ettiğimiz gibi sıfırdır yükseltgenme basama. Şimdi metallerle yaptığı bileşikler ise yani bunlara hidrür bileşikleri denir. Burada eksi bir alır. A metallerle yaptığı bileşikler ise artı bir değerli alır ki yine sizin karşınıza çıkacak örneğin, örneklerin, örneklerin %99'unda hidrojen artı bir değerli alacaktır. Örneğin metallerle nasıl oluyor? Mesela sodyum hidrür. Zaten sodyumun artı bir daima alır. Buradan hidrojeni eksi bir bulabilirsiniz. Örneğin potasyum Hidrür işte artı 1 eksi 1. Ancak örneğin ametallerle metallerle yaptığı H2O gibi bileşikte hidrojen burada artı 1 değerlini alacaktır. Veya işte H2 SO4 hidrojen artı 1 alacaktır. Oksijen eksi 2. Örneğin kükürt de burada eksi 8 eksi 6 artı 6 değerlini alacaktır gibi arkadaşlar. Şimdi bunun dışında arkadaşlar 1A grubu, 2A grubu ve 3A grubu metalleri birleşiklerine daima aynı değerli alır. 1A grubu elementleri artı 1 değerlik. 2A grubu bileşikleri artı 2 değerlik. 3A grubu elementleri ise artı 3 değerlik alırlar. 1 A'daki bilmeniz gereken elementler lityum, sodyum ve potasyumdur. 2 A'daki berilyum, magnezyum ve kalsiyumdur. 3 A'daki alüminyum da bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Lityum, sodyum, potasyum daima artı 1. Berilyum, magnezyum, kalsiyum daima artı 2. Alüminyum da bileşiklerine daima artı 3 değerlini alır arkadaşlar. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bu bildikleriniz üzerinden de bilmediklerinizi buluyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda ametallerde de flor daima eksi bir değerli alır. Bunlar dışındaki ametalleri bilemezsiniz arkadaşlar hangi değerli aldığını. Örneğin kromun hangi değerli aldığını bilemezsiniz. Kükürtün de bilemezsiniz. Bunu formülden hesaplarsınız arkadaşlar. Nasıl hesaplayacaksınız? Bir bileşikte veya molekülde yükler toplamı arkadaşlar sıfırdır. Yani buradaki H2, CR2, O7 bileşinin yükler basamağı, yükseltkeme basamakları toplamı sıfırdır. Şimdi hidrojeni artı 1 biliyorsun. Oksijen eksi 2 biliyorsun. Kromu bilmiyorsun örneğin. Burada arkadaşlar bakın 2 tane hidrojen var. 2 çarpı artı 1'den artı 2. Krom bilmiyorsun. 2x olsun. Oksijen ise 7 çarpı eksi 2'den eksi 14. Bunların toplamı 0. Bu işlemi yaptığınız zaman krom artı 6 geliyor. Bu şekilde buluyorsun. Örneğin burada sodyumun artı 1 olduğunu biliyorsun. Oksijen eksi 2 olduğunu biliyorsun. Kükürtü bilmiyorsun. Bakın toplamları 0 olacak. 2 çarpı artı 1'den artı 2. Artı 2x artı 3 çarpı eksi 2. 0 eşit. Buradan kükürtü artı 2 bulabilirsiniz. Şok atomlu iyonlarda ise arkadaşlar yükseltgen ve basamakları toplamı iyon yüküne eşittir. İyon yükü kaçsa yükseltgen basamak toplamı odur. Örneğin oksijenin eksi 2 olduğunu biliyorsun ancak burada dikkat et. Bu eksi 2 arkadaşlar oksijenin eksi 2'si değildir. Oksijen ayrı şekilde yazıyoruz. Yükseltgen basamakları formüllerde yazılmaz arkadaşlar. Siz ayrı olarak yazacaksınız. Krom 2'ne de şöyle x dersek 2 tane x işte 7 tane eksi 2 eksi 2 eşittir. Bakın yük neyse iyon yükü ona eşitliyorsunuz toplamları. Bu şekilde arkadaşlar yükselken basamaklarını buluyorsunuz. Dediğim gibi bu modern atom teorisinin sonundaki bir kısımdır. Orada ayrıntılı bir şekilde burada eksikleriniz varsa halledebilirsiniz. Çünkü redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi ilk adım budur. İlk adımda hata yaparsanız zaten soruyu yanlış çözmüş olursunuz. Bu adımda hata yapmamanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnek üzerine bazı kavramlar da vardır. Kelimeler vardır. Bazen kelime oyunu gibi gelir arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken noktalarda. Örneğin şöyle bir tepkimede yükselken basamaklarını bulduk. Örneğin demir burada artı 2'den sıfıra ne oldu arkadaşlar? İndirgendi. F2 artı burada ne olmuştur? İndirgenmiştir. FO maddesi de arkadaşlar burada indirgenmiştir. Bu şekilde de dediğimiz gibi F2 artı indirgenir şeklinde de diyebiliriz. Buradaki hidrojen de arkadaşlar serbest halde olduğu için sıfırdı. Artı 1'e ne oldu? Yükseltgendi. O zaman yükseltgenir. Bakın F2 artı indirgendiği için kendisi ne özellik gösterir? Yükseltgen özellik gösterir. H2 yükseltgendiği için ne özellik gösterir? İndirgen özellik gösterir. Burada yarı tepkimeler şeklinde yazacaksınız. Eğer F2 artı arkadaşlar 2 elektron alarak F'ye dönüşmüştür. Burada bileşik şeklinde de yazabilirsiniz. Böyle ayrı ayrı da yazabilirsiniz. h de 2 elektron vererek dönüşmüştür. Burada F2 dediğimiz gibi indirgenme tepkimesi. Bu da yükseltgenme tepkimesi. F2 artının arkadaşlar yükseltgenme basın. Bakın artı 2'den sıfırını olmuş. Azalmış. Küçülür. H2'nin ise arkadaşlar burada sıfırdan artı 1'e büyür diyebiliriz. F2 artı H2 yükseltger. Zaten o yüzden yükseltgendir. H2'de F2 artı indirger. Bunlar, bunlar direkt arkadaşlar böyle öncüllü sorularda öncüllerde yazar. Şey der mesela F2 artı H2'yi indirgemiştir der. Yanlış örneğin işte yükseltgemiştir der. Doğru gibi arkadaşlar. F2 artı H2'den elektron alır. Zaten elektron alarak indirgeniyor. Karşısındaki maddeden elektron almıştır. Tam tersi de H2'den F2 artıya elektron vermesidir. Burada indirgenme ürünü arkadaşlar demirdir. Yükseltgenme ürünü ise H2O'dur diyebiliriz arkadaşlar. Bu kısımlarda dediğim gibi önemlidir arkadaşlar. Bu kısımlarda hata yapmayın. Şimdi en önemli kısım burası arkadaşlar. Yani şu ana kadar incelediklerimiz esasında redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi ile ilgili hazırlıktı arkadaşlar. Redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi son derece önemlidir arkadaşlar. Şimdi redoks tepkimelerinin denkleştirilmesinde izlediğimiz bazı kurallar var arkadaşlar. Öncelikle birinci yapman gereken şey tepkimede bulunan tüm atomların yükseltgenme basamaklarını belirleyip üzerine yazmaktır arkadaşlar. İkincisi değerli değişen atomların yani artıyor mu azalıyor mu kim yükseltgenmiş kim indirgenmiş bunları bulmanız gerekiyor. Tabii ki yükseltgenir ve indirgenirken kaç elektron olarak veya kaç elektron vererek yükseltgenip indirgendiğini bulmanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar üçüncü adımda yapacağınız işlem ki burası son derece önemlidir. O kısımda zaten soruyu çözüyorsunuz. Alınan verilen elektron sayılarını eşitlemektir arkadaşlar. Yani birisi iki elektron verdi biri üç elektron aldı diyelim ki. 2 ile 3 hangi sayıda eşitlenir? 6'da. 2 elektron vereni 3 ile çarpıyorsun. 3 elektron alanı 2 ile çarpıyorsun. Neyi çarpıyorsunuz? Tabi örneklerle arkadaşlar daha iyi göreceksiniz burada neyi çarptığımız ama giren ve ürünlerdeki maddelerin kas çarpılıyor diyebiliriz arkadaşlar. Ya da başına getiriliyor diyebiliriz. Tabi arkadaşlar denkleştirme yapılırken hidrojen ve oksijen en sona bırakılır. Diğer atomlar öncelikle eşitlenir. En son hidrojen ve oksijen eşitlersiniz. Örneğin oksijen eşitlediğinizde hidrojen zaten eşitlenmiş olur. Son bir kontrol edersiniz ve çözmüş olursunuz. Bitirmiş olursunuz. Denkleştirmeyi tamamlamış olursunuz en son dediğimiz gibi hidrojen ve oksijen eşitlenir. Şimdi arkadaşlar burada bolca örnek aldım ben. Bu örneklerin nasıl yapıldığını arkadaşlar iyice izleyin arkadaşlar. Tam olarak kavramış olun. Tabii ki burada şunu söyleyeyim. Bunun çok zor denkleştirmeler de vardır arkadaşlar. Ancak sizin ortalama seviyedeki denkleştirmeleri yapmanız yeterlidir arkadaşlar. Çok aşırı zor denkleştirmelere girmenize gerek yoktur. Bakın ilk adım nedir arkadaşlar tepkimede? Yükseltgen ve basamaklarını bulmak. Şöyle bulup üzerine yazalım. Sodyum bakın nedir? 1 ada olduğu için artı 1'dir. Oksijen eksi 2'dir. Klor ise bakın 3 çarpı eksi 2'den eksi 6. 1 çıkarttım eksi 5. O zaman klor ne olması gerekiyor? Eksi 5. Gözücüyle tekrar kontrol edebilirsin. Yani hepsinin toplamı 0 olacak. Eksi 6 artı 6 0. Doğru yapmışsınız. SO2. Oksijen eksi 2'dir. O zaman kükürt burada artı 4 olacak. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Tabi suyun pek bulmanıza gerek yok arkadaşlar. Hidrojen peroksit varsa suyun yükseltgenme basamağına ihtiyaç vardır. Yine de Eksik bırakmayın. Hepsini bulmuş olun arkadaşlar. Sodyum artı 1'dir daima. Klor o zaman eksi 1 alır. Hidrojen artı 1'dir. Oksijen eksi 2. Eksi 8. Eksi 6. O zaman burası artı 6. Şimdi birinci adımın tamam. Hepsini yükseltgenme basamaklarını buldun. Şimdi yükseltgenmiş ve indirgenmiş maddeleri bulman gerekiyor. Ya yani burada hepsine tek tek bakabilirsin ya da gözücüyle direkt görebilirsiniz arkadaşlar. Önce yükseltgenmiş, indirgenmişi bulmanızın herhangi bir önemi yoktur. Şimdi klor örneğin burada görünüyor arkadaşlar. Bakın artı 5'ten eksi 1'e. Değer ne olmuş arkadaşlar matematiksel olarak? Azalmış. O zaman ne olmuştur? indirgenmiştir. Tabi denkleştirirken arkadaşlar şöyle bir yöntem vardır. Tepkimeler ayrı ayrı yazılır. Yani yükseltgenme yarı tepkimesi ayrı yazılır. İndirgenme yarı tepkimesi ayrı yazılır. Sonra işte eş, elektron sayıları eşitlendikten sonra taraf tarafa toplanır. Diğer matlar yazılır. İşte bu bence uzun süren bir yöntemdir arkadaşlar. Tabi doğru olmakla birlikte uygulanabilir olmakla birlikte ben bunu tercih etmiyorum arkadaşlar. Ben direkt tepkimin üzerinde bir daha ayrı ayrı yazmadan denkleştiriyorum. Nasıl ki şöyle. Örneğin klor arkadaşlar şurada bir ok çıkartalım artı 5'ten eksi 1'e ne olmuş? İndirgenmiş. Peki indirgenme nasıl gerçekleşiyor? Elektron alarak. Peki kaç elektron almış? Artı 5'ten eksi 1'e bir tanesi için. 6 elektron alarak indirgenmiş. Tabi bu indirgenmiş yükseltgenmiş yazmanıza gerek yok bir denkleştirme için ama öncüllü sorularda arkadaşlar size direkt örneğin sodyum klorürün kat sayısını sorar. Denkleştirmeniz gerekir. İkinci öncüleri de şey der işte sodyum NACL O3 arkadaşlar işte yükseltgenmiştir, indirgenmiştir, yükseltgendir, indirgendir gibi kelimeler yazar. Onun için yazmanız gerekiyor aslında. 6 elektron olarak indirgenmiş. Kendisi o zaman ne özellik gösterir? Yükseltgen. Biz bir tanesi için yazalım. Daha sonraki denkleştirmeler için yazmayız. Şimdi kükürt de arkadaşlar bakın burada artı 4'ten artı 6'ya ne olmuş matematiksel olarak değer artmış. O zaman ne olmuştur? Yükseltgenmiştir. Tabi bu indirgenmişse bu zaten yükseltgenmesi gerekir. Peki 4'ten 6'ya bir tanesi için nasıl yükseltgenmiş? 2 elektron vererek. Peki iki elektron vererek yükseltgenmiş. Kendisi indirgen özellik gösterir. Şimdi bunu bulduktan sonra arkadaşlar bakın ikinci adımda alınan verilen elektronları buldun. Kaç tane alınıp verildiğini buldun. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü basamakta ise alınan verilen elektron sayıları eşitlenir. Uygun sayılı. 6 ile 2 hangi sayıda eşitlenir arkadaşlar? 6 da eşitlenir. O zaman bunu 1 ile çarpıyorsunuz. Yani herhangi bir çarpma işlemi yok. Burayı ise 3 ile çarpıyoruz. Peki neyi 3 ile çarpacağım? Yani 3 ile çarptığım şey ne? Bakın bu okun başındaki ve sondaki madde neyse her ikisini de aynı sayıyla çarpıyorsun. Her ikisini de o zaman şöyle 3 ile çarpalım. 3, 3. E de mesela bir dışında bir sayıyla çarpsaydık yine okun başındaki ve sondaki maddeyi aynı sayıyla çarpacaktım. Şu an arkadaşlar alınan verilen elektron sayısını değiştirdim. Ancak denkleştirmeniz bitmedi arkadaşlar. Ki bazen zaten birkaç adım daha atmanız gerekir. Bu tam sonuç vermeyebilir. Yani bu kurallar arkadaşlar bazen çalışmayabilir. O zaman tekrardan başa dönüp normal klasik bir denkleştirmeye geçilebilir arkadaşlar. İşte bunu yazdık arkadaşlar. Şu an şöyle bir durum olması lazım. Alınan verilen yani burada yükselken indirgenen maddeler denkleşmiş olması lazım. Bakın 3 kükürt, 3 tane kükürt. Bu tamam. 1 sodyum, 1 sodyum. İşte 1 klor, 1 klor. Bunlar işte oksijenle hidrojen eşitlemem lazım. İşte sağ taraftaki oksijen ve hidrojeni sayalım. Örneğin hidrojeni sayalım. Kaç tane hidrojen var? 6 tane. E bunlarda hidrojen yok. Buraya 3 ile çarparsam bu tepkimenin denkleşmiş olması gerekir. Bakalım tekrardan başla. Bakalım sodyumlar eşit, klorlar eşit. Oksijen bakın 3, 6 burada 9, 3 de burada 12. 3 kere 4, 12. Hidrojenler 6. Tepkimemiz denkleşti ve bitti bu kadar. Tabi bazen arkadaşlar en küçük kas sayılarla der. Gidersin bunların işte 2, 6, 6, 2, 6 ile de eşitlenebilir aslında ama en küçük tam sayılar dediği için burada uygun durum 1, 3, 3. 1, 3 düzendir arkadaşlar. Burada mesela girenlerin katsayıları toplamını sorar. İşte 3, 6, 7. İşte ürünlerini sorar. 4. Herhangi bir maddenin sorabilir. Örneğin direkt suyun katsayısı kaçtır gibi sorular gelir. Bu bahsettiğim şekilde direkt tepkimenin üzerinde arkadaşlar bu şekilde denkleştirme yapılabilir. Tabii ki diğer yöntemlerde kullanılabilir. Şöyle bir diğer soru. Artık bir diğerlerini daha hızlı yapacağım arkadaşlar. Birinci kadar ayrıntılı değil. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. O zaman azot burada. Artı 5. Eksi 2. Artı 1 eksi 2 artı 4 eksi 2 artı 2 eksi 2 artı 1. Burada arkadaşlar azot artı 5'ten artı 2'ye ne olmuş? İndirgenmiş. 3 elektron vererek sadece 3 yazıyorum. Başka burada arkadaşlar kükürt. Eksi 2'den artı 4'e ne olmuş? Yükseltgenmiş. 6 elektron vererek yükseltgenmiş. Bu 3 elektron alarak indirgenmiş. Şimdi 3 ile 6 nerede eşitlenir? Işte? 6'da yine 6 geldi. 2 ile çarpalım. Burada 2 ile çarparım. Burayı da 2 ile çarparım. Şu an arkadaşlar ne kaldı? Hidrojen veya oksijen eşitlemem gerekiyor. Tabi arkadaşlar suyun olmadığı taraftaki hidrojen ve oksijeni sayarak eşitlemek isterim. Bu taraftakini sayarak eşitleye... eşitleyemezsiniz. Çünkü bunun katsayısını bilmiyorsunuz burada. 2 hidrojen burada. 2 hidrojen de burada. 4 hidrojen. Burayı 2 ile çarpım Şu an denk olmuş olması gerekiyor ama hepsini yine de kontrol edin. Hidrojenler zaten denk. 2 tane azot var. 2 azot. 6 oksijen burada. 2 burada. 4 de burada. 6 kükürt bir tane bir tane de denkleştirdik bu kadar. Başka bir örnek. Şimdi sodyum artı bir oksijen eksi iki. Üç kere iki eksi altı. İki tane var eksi dört ama burada iki tane kükürt var. Artı dört iki tane olduğu için artı iki. Ya da tekrar kontrol et. İki, dört, altı, eksi altı sıfıra eşit oluyor. Eksi iki artı bir bakın klor serbest halde sıfırdır. Sodyum artı bir eksi iki. Tabi burada arkadaşlar hidrojen artı bir değerliğini alır. Eksi sekiz eksi altı o zaman burası da artı altı. Eksi 1 artı 1. Şimdi arkadaşlar buna dikkat edin. Burada tabi her seferinde adım adım zorlaşıyor. Ekstra kısımlar geliyor. Şimdi arkadaşlar kükürt burada bakın. Bir tanesini yükseltgenme basamı artı 2. Burada da bir tanesini artı 6. 2'den 6'ya ne yapmış? Yükseltgenmiş. Peki kaç elektron vererek yükseltgenmiş? 4 elektronu vererek. Ancak arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Burada 2 tane kükürt var. Burada ise 1 tane var. Şimdi bir tanesi için evet 4 elektron verdi. Ama burada 2 tane olduğu için 2 tanesi için 2 çarpı 4'ten 8 elektron vermiştir. Dolayısıyla burada verilen elektron sayısı 8 tanedir. Bir tanesi için. Bunu yaparken de şunu yapıyorsunuz. Burayı tabi bir tanesi için 4 ile 2 tanesi için 2 ile çarpı 8 yazın. Aynı zamanda bir an için burayı da 2 ile çarpıyorsunuz ki buradaki kükür sayısını eşitlemek için. Bakın bu 2 kalıcı bir 2 olmayabilir. Sonra tekrar başka bir sayıyla çarpıp genişletebilirsiniz. Ancak İlk aşamada bu sayıları eşitlemek zorundasınız. Bunu çarparken bunu aynı şekilde çarpıyorsunuz. Bu üç tane olsaydı burayı üçte çarp, aynı zamanda buraya da üçte çarpacaktım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Klorda da bakın aynı durum var. Sıfırdan eksi bire ne olmuş? Indirgenmiş. Ne yaparak? Bir elektron alarak indirgenmiş. Ancak bakın burada iki tane klor var, burada bir tane var. Bir an için ile çarpıyorsunuz, burayı da ile çarpıyorsunuz. Dolayısıyla iki elektron alarak indirgenmiştir. Şimdi alınan verilen elektron sayılarını bulduk. Şimdi arkadaşlar burada. 8 ile 2. Nerede eşitlenir? 8 ile eşitlenir. Burayı 4 ile çarpıyorum. Burayı 4 ile çarptığım için bunun başındaki ve sondaki maddelerde de bakın 4 ile çarpacağım. Ancak burada zaten 2 ile çarpmıştım. 4 ile ne oluyor? Bir daha 4 ile 2'yi de çarpıyorsunuz. 4 çarpı 2'den burası ne oluyor? 8 oluyor arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin. Şu an tamam olmuş olması lazım. Son olarak hidrojenle oksijeni eşitleyeceğim. Sağ taraftan bakalım. 2 tane hidrojen var. 8 de burada. 10 tane hidrojen var. O zaman şurayı 5 ile çarparsam şu an tepkime denkleşmiş oldu. Tekrar kontrol edelim. 2 tane sodyum var. 2 sodyum tamamdır. 2 kükürt. 2 kükürt. 3 oksijen burada. 5 de burada. 8. Burada da arkadaşlar 4 çarpı 2'den 8 oksijen var. 8 klor. 8 klor. Tepkimiz denkleşti. Kas sayılarda arkadaşlar en küçük tam sayılarla denkleşti ve bu kadar. Devam edelim. Bir başka örnek. Burada kükürt arkadaşlar 2 bakır artı 2 oksijen. Tabi kükürt metallerle olan bileşiklerinde 2 değerli kalır. Burada bakır bir metaldir. O yüzden 2 değerli kaldı. Yoksa mesela şuradaki kürtü bilemezsin. Eksi 2 mi artı 2 mi eksi 6 mı bilemezsin. Ama burada metalle yaptığı bileşikte kararlı bileşiğinde ikili bileşikte eksi 2 değerini alır. Eksi 2 artı 1 eksi 6 eksi 5 azot artı 5. Burada bakın arkadaşlar bakır çaprazlamadan artı 2 değerli kalacak. Nitrat kökü ise bakın şu nitrat ise eksi 1 değerli kalacak. Bakın şurada şöyle yapalım hatta. Nitrat eksi 1 kökü üzerine bulabilirsiniz. Oksijen değerli eksi 2'dir. Azotunki x olsun x eksi 6 eşittir eksi 1 x buradan artı 5 yani azotu buradan artı 5 buldum ha tabi şöyle de yapabilirdin İlla çaprazlamadan değil bakın bakırın artı 2 olduğunu gördünüz şuraya tekrar yazayım bileşi böyle de bulabilirsiniz şu en bakır 2 artı 2 azotu bilmiyorsun x oksijen de eksi 2 hepsinin toplamı sıfırdan da bulabilirsin 2 2 tane azot var artı 2 x burada 6 tane oksijen var 6 çarpı eksi 2'den eksi 12 hepsinin toplamı sıfır Eksi 10 artı 10 diye geçti. X buradan ne gelir? Artı 5 bu şekilde de bulunabilir. Tabii şu oksijeni de yazalım. Eksi 2. Kükür serbest halde 0. Oksijen eksi 2 artı 2. Eksi 2 artı 1. Şimdi yükseltgenmeleri bulalım. Bakırda herhangi bir değişiklik yok. Artı 2 artı 2. Kükür eksi 2'den 0'a ne olmuş arkadaşlar? Yükseltgenmiş. Ne yaparak? 2 elektron vererek yükseltgenmiş. Azot burada artı 5'ten. Artı 5. Bakın buradaki azotta herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla burada gidip burada azottan buraya yükselkenmiş, indirgenmiş bir şey diyemezsiniz. Bakın buradaki azot ise artı 2'ye düşmüştür. Ancak karşı tarafta 2 tane azot olduğu için burada denkleştirme, bundan önce yaptıklarımız gibi direkt çıkmayabilir arkadaşlar. Ki çıkmaz. Burada ekstra bir adım atacağız. Şimdi öncelikle şunu bulalım. Artı 5'ten artı iki arkadaşlar ne olmuştur? 3 elektron alarak indirgenmiştir. Tabi birer tane var. Orada herhangi bir sorun yok. Şimdi bakın burada 2 ile 3 nerede eşitlenir? Altı ile Bakın burayı 3 çarpıyorum. Burayı da 2 ile çarpalım. Bakın 3 ile çarptığım için Bakın okun başındaki ve sonundaki sayı da 3 ile çarpıyorum. Bakın 3 ile çarptım. 3 ile çarptım. Burada da yine 2 ile çarptığımız için eşitlemek için okun başındaki ve sonundaki sayı da 2 ile çarptık. Tabi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi şu an 3 ve 2 sayılarını yazdık. Ancak burada bu durumu bozan şu azot var arkadaşlar. Aynı zamanda da bakır var. Bakırda herhangi bir değişiklik yoktu zaten yükseltgen basamalı. Azotta ise var ama iki tane azot var burada. Yani değişmeyen de bir azot var. Bu durumu bozuyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar direkt bu redox dışında arkadaşlar normal klasik yolda bakın üç tane bakır var. o Biri var o zaman üç çarptım diyorsunuz. Sonra arkadaşlar bakın sen buraya üç çarptın ama burada azot sayısını değiştirdin. E burada da azot var o zaman buradaki şu iki yetmiyor arkadaşlar. Burada şunu yapıyorsunuz. Şöyle başka bir renk alalım. Bakın. 3 tane azot, 2 de buradan 6 tane azot buradan geliyor. 6 tane azot. 2 çarpı 3'ten 6. Bakın 2 tane de burada var. Toplam 8 tane azot. Bakın sağ tarafta 8 azot var. Şu an sol tarafta 2 var. Buraya arkadaşlar buradaki katsayı siliyorsunuz. Buradaki katsayı siliyorsunuz. Yeni yazman gereken katsayı direkt yazıyorsunuz arkadaşlar. 8 tane vardı. Direkt 8 tane burada olacak. O zaman 8 ile çarparım şu an tamamlanmış olması lazım. Son olarak da hidrojenli oksijen eşitliğini örneğin ne yapalım? Hidrojen eşitliyelim. 8 tane hidrojen var. Burada yok, burada yok, burada yok. 4 ile çarparız. Ve bu şekilde bitmiş oluyor. Ancak son bir kez daha kontrol et. 3 tane bakır var, 3 tane bakır var. 3 tane kükürt, 3 tane kükürt. 8 hidrojen, 8 hidrojen. 24 tane oksijen ki burası kritik arkadaşlar. Hidrojen eşitledin. Oksijen de eşit çıkmışsa zaten doğru yapmışsın demektir. 8 çarpı 3 24 oksijen. 3 kere 2 6. 6 kere 3. 18 oksijen burada. 2 tane de burada. 20 tane. 4 tane de buradan gelir. 24 tane oksijen. E sağ tarafta 24 tane oksijen. Sol tarafta da 24 tane vardı. Dolayısıyla bu şekilde bu redox tepkimesini denkleştirmiş olursunuz arkadaşlar. Son olarak tabi kas sayıların da en küçük tam sayılar olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Bakın 3, 8, 3, 3, 2, 4. Bunlar daha herhangi bir sayıda sadeleşmez. O zaman bu şekilde bitmiştir. Bir başka örnek hidrojen a olan bileşinde artı bir değerliğini alır. Azot burada eksi 3 alacaktır. Oksijen serbest halde sıfır. Hidrojen yine bakın a artı bir değerliğini alır. Karbon burada eksi 4 alır. Hidrojen yine burada artı bir. Tabii karbon azot arkadaşlar. Bakın burada azot kararlı bir bileşik yapmıştır. Eksi 3 değerliğini alacaktır. Dolayısıyla karbon burada artı iki alır. Eksi 2 artı bir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada azot eksi 3'ten eksi 3'e herhangi bir değişiklik yok. Hidrojen zaten artı 1 artı 1 herhangi bir değişiklik yok. Oksijen ise bakın sıfırdan ne yapmış? Eksi 2. Ne olmuş? İndirgenmiş. Kaç elektron alarak indirgenmiş? 2 elektron alarak. Tabi bir tanesi için 2 elektron, iki tanesi için 2 iki çarpı 2'den 4 elektron olarak indirgenmiştir. Burayı da bir an için 2 ile çarpıyorduk. Şimdi devam edelim. Karbonda herhangi bir değişiklik yok. Karbon pardon hidrojen azotta bir değişiklik yoktu. Karbon eksi dörtten artı 2'ye ne olmuş? Yükseltgenmiş. Eksi 4'ten artı 2 6 elektron alarak yükseltgenmiştir. 6 elektron vererek tabii ki pardon yükseltgenmiştir diyebiliriz. Şimdi 4 ile 6 arkadaşlar 12 de eşitlenebilir. Buraya 3 ile çarpalım. O zaman buradaki katsayı 3 ile. Buraya 3 ile çarpacağız. 2 ile daha önce çarpmıştık. O zaman burası ne olur arkadaşlar? 6 olur. Şöyle silelim. Şöyle burayı bir daha 3 ile çarptım. 6 oldu. Peki 6'yı kaçla çarpacağız? 2 ile çarpacağız. Şurayı 2 ile çarptım. Burayı da 2 ile çarptım. Şu an tabii bitmedi arkadaşlar denkleştirme. Azot burada yükseltgen ve indirgenmeye katılmadığı için burada direkt olarak gelmedi. Normal klasik yoldan iki tane azot var. bir tane var. Burayı 2 ile çarptım. Son olarak şu an denk gelmiş gere olması gerekiyor. Çünkü bütün maddeleri bir katsaya getirdik arkadaşlar. Bakalım kontrol edelim. Azotlar zaten eşit. 2'şer tane. Hidrojen bakın burada 6 tane var. 8 tane de burada var. 14 tane. Bakın burada iki tane hidrojen. 12 de burada 14 tane. Eşit geliyor. Oksijen altı tane. 6 tane. Karbon 2 tane. Hidrojen zaten bakmıştık. Bu şekilde arkadaşlar tepkime denk geliyor. Kas arkadaşlar. En küçük tam sayılar. Bir başka örnek. Hidrojen burada artı 1 değerini alır. Bakın azot burada o zaman ne alacak? Eksi 2 alacak. Eksi 4 artı 4. Bakır tabii ki arkadaşlar burada artı 2 değerini alır. Çaprazlamadan oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Bakır burada 0. Azot da burada 0. Eksi 2 artı 1. Şimdi ikinci adım. Alınan verilen elektron sayısını bulalım. Bakın oksijen eksi 2'den 0'a. bakın eksi 2'den sıfıra. Yine bir tanesi için bakın bir tanesi için 2 elektron vererek yükselt gelmiş. 2 tane için 4 elektron vererek yükselt Ancak burada ikisi de zaten 2 tane. Herhangi bir sayı ile genişletmiyorsunuz bunları. İkisi de zaten eşit. Bakır ise arkadaşlar bakın artı 2'den sıfıra ne olmuş? İndirgenmiş. Ne yaparak indirgenmiş? 2 elektron alarak indirgenmiş. Şimdi alınan verilen elektron sayısını bulduk. Burayı 2 ile çarparsak eşitlenmiş olur. Burayı da 2 ile çarparız. Burayı da 2 ile çarparız. Hidrojene bakalım örneğin. 4 tane hidrojen var. 2 kere 2 4 de burada. 8 tane var. O zaman burayı da 4 ile çarparız. Son olarak oksijen de eşitse tamamdır. 4 oksijen. 2 çarpı 2'den de 4 oksijen. Bu şekilde arkadaşlar tepkimeyi denkleştirmiş, denkleştirmiş oluruz. Ve burada şuraya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar her seferinde. Şimdi örnekler bu şekildeydi. Şimdi soru çözümlerine bakalım arkadaşlar. Bir denkleştirme soruları olacak. Hepsini aynı mantığı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tepkimesiyle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada tabii soruyu yapabilmeniz için yükseltgenme basamaklarını bulmanız lazım. Sodyum artı 1, iot eksi 1, işte artı 1, eksi 2, eksi 8, eksi 6, artı 6, artı 1, eksi 2, eksi 8, eksi 6, artı 6, eksi 2, artı 1, 0, eksi 2, artı 1. Şimdi burada bakalım arkadaşlar. Iot eksi 1'den 0'a ne oluyor? Yükseltgen. Iot burada yükseltgenmiştir. Bakın I2 o zaman yükseltgenme üründür ifadesi doğru. H2SO4'teki S'nin değerli artı alttır. E bu da doğru. Bunu da bulmuş olduk. Tabi S burada arkadaşlar A artı alttan eksi ne oluyor arkadaşlar? İndirgeniyor. Dolayısıyla elektron alışverişi iot ve kükürt atomları arasında gerçekleşmiştir ifadesi de doğrudur. Dolayısıyla üçü de doğru diyebiliriz. Bir başka soru aşağıdaki tepkimelerin hangisi indirgenme yükselt yani redoks tepkimesi değildir. Şimdi redoks tepkimesi olup olmadığını anlamak için tek tek yükseltgenme basamağını bulup herhangi bir değişiklik varsa direkt redoks diyebilirsiniz. Yoksa da değil. Ama serbest halde bir atom varsa, bir molekül varsa zaten redoks olmak zorunda. Neden? Bu zaten sıfırdır. Karşısındaki madde de sıfırdan farklı olmak zorunda. Örneğin eksi 2'dir. İndir gelmiş. O zaman kükürt de burada yükselt gelecek. Bu redokstur. Bakın serbest madde varsa kesin redokstur. Ama illa redoks olması için serbest madde olmak zorunda da değildir arkadaşlar. Ancak bu verdikli, verdiği örneklerin hepsinde serbest madde olduğu için direkt redoks diyebiliriz. Dolayısıyla bu B şıkkında redoks olmayacaktır. Buna da bakalım isterseniz. Bakın oksijen eksi 2. Fosfor artı 5 eksi 2 artı 1 artı 1 eksi 2 eksi 8 eksi 5 artı 5. Yani fosforda da değişiklik yok. Oksijende de hidrojende herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla burada indirgenme yükseltgenme yok. Dolayısıyla bu bir redoks tepkimesi değildir. Bir başka soru. Yukarıda denk değiştirilmemiş, denklem verilen tepkime ile ilgili hangileri doğrudur? Önce tabi denkleştirme yapmamız lazım. Tabii bu arada redoks kullanmadan denkleştirebiliyorsunuz. Tabii kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun yoktur. Ama Redox kullanmadan Redox tepkimelerini denkleştirilmesi biraz zordur arkadaşlar. Sadece bazı tepkimeler tesadüfen klasik yolla arkadaşlar denkleştirilebilir. Şimdi biz Redox sorusu zaten şöyle alüminyum sıfır olacak. Sodyum artı bir, eksi 2 artı bir, artı bir. Bakın oksijen eksi iki, eksi 6 eksi 3 artı 3. Burası da sıfır. Şimdi alüminyum buradan olmuş arkadaşlar. Sıfırdan artı 3'e yükselt gelmiş. 3 elektron vererek. Tabi bir tanesi için 3 elektron vererek. Sodyumda bir değişiklik yok. Oksijen de bir değişiklik yok. Hidrojen ise arkadaşlar bakın artı birden sıfıra ne yapmış? İndirgenmiş. Ne yaparak? Bir elektron olarak. Tabi bir tane için bir elektron almış. Burada iki tane var. İki tanesi için bir çarpı ikiden iki elektron olarak indirgenecek. Ancak buraya da iki ile çarparız. İkiye üç. Denkleştirmek için buraya üçte çarparız. O zaman burayı da üçte çarptım. Burayı da üçte çarpacağım. 2 ile çarpmıştım. Altı oldu. Bunu da iki ile çarpacağım. Burayı iki ile çarptım. Burayı iki ile çarptım. Şu an denk olmuş olması lazım. İki, altı, iki, üç sayıları geldi. Kontrol edelim. 2 tane alüminyum var. 2 alüminyum. Altı tane sodyum var. Altı sodyum. 6 oksijen var. 6 oksijen. Altı hidrojen var. 6 hidrojen diyerek zaten geldi. İşte en küçük tam sayılarla da denkleştirdik. 2, üç daha küçük sayıya bölünmez. Na3, AlO3 yani sodyum alüminat gibi bir isim vardır. Bunun kas sayısı arkadaşlar 2'dir demiş. Bu doğrudur. 1 mol alüminyum 3 mol elektron alır. Alüminyuma bakalım arkadaşlar ne yapmış? 3 elektron vererek yükseltgenmiştir. Bir tanesi için 3 elektron vermiştir. 1 mol için 3 mol elektron vermiştir. Alır dediği için burada yanlış. Sodyum hidroksit ne yapmıştı arkadaşlar buradaki? Hidrojen indirgenmişti. Bakın indirgenmişti. Kendisi o zaman ne özellik gösteriyor? Yükseltgen özellik gösteriyor. Dolayısıyla bu ifade doğru. Dolayısıyla D1 ve 3 diyebiliriz nötr ortamda gerçekleşen diyor. Bu arada arkadaşlar tabi ileri seviyede ya da eski müfratta ya da fen liselerinde bunun asidik ve bazik ortamda denkleştirilmesi de vardır. Ancak siz arkadaşlar üniversite sınavına hazırlıkta asidik ve bazik ortamda denkleştirmelere çalışmıyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili soru çözmüyorsunuz. Çünkü bu müfratta değil. Bazı arkadaşlar kitaplarda soru bankalarında hani birer örnek falan hani olsun diye bulunabilir. Ancak onları da çözmeye yine gerek yoktur arkadaşlar. Onların çözülmesinde ekstra birkaç tane adım vardır, kural vardır diyebiliriz. Dediğim gibi sadece nötr ortamı çözeceğiz. Şimdi tepki mesela en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde hangisi doğrudur? Karbon nötr halde 0, eksi 2 artı 1 artı 6, eksi 2 artı 4, eksi 2 artı 4, eksi 2 artı 1. Bakın 0'dan 4'e yükselt gelmiş 4 elektron vermiş. Tabi bir tanesi için 4 elektron vermiş. 1 mol için 4 mol elektron vermiş. Bu şekilde düşünülebilir. Art altının artı, altın artı dörde iki elektron alarak indirgenmiş. 4, 2, 4 eşitlenir. Buraya iki ile çarptım, buraya da iki ile çarptım, buraya da iki ile çarptım. 4 hidrojen var, o zaman buraya da iki ile çarparsak Eşittir. Son olarak oksijene bakıyorum. 2, 4 de burada 6, 2 de burada 8, 4 gerekiyor 8. O zaman eşitlendi. Şimdi suyun kat sayısı 2 olur. ifadesi doğrudur. Haş iki SO4 arkadaşlar. Burada ne oldu? Art altının artı 4'de altın artı indirgendi. Kendisine özellik gösterdi. Yükseltken özellik gösterdi. Bu ifade yanlıştır. Karbon elementi 1 tane için 4, 1 mol de 4 mol elektron verip yükselt gelmiştir. Bakın 0'dan artı 4'e 4 mol elektron vererek yükselt gelmiştir. Kendisine özellik gösterelim arkadaşlar. Bakın kendisi yükselt gelmiş, indirgen özellik gösterir. Dolayısıyla bu da yanlış. Dolayısıyla A şıkkı yalnız bir diyebiliriz. Tepkimesi ile ilgili hangileri doğrudur? Hemen denkleştirelim. Eksi 2 artı 3, 0 eksi 2 artı 1 eksi 2 artı 1 eksi 8 eksi 5 artı 5 artı 1 eksi 1. Şimdi arsenik bakın artı 3'ten artı 5'e ne olmuş? 2 elektron vererek yükseltgenmiş. 2 elektron vererek ama bir tanesi için bakın burada kaç tane? 2 tane. Burada da 2 ile çarpıyorsunuz. Bunu da 2 ile çarptığınız zaman ne oldu? 4 elektron oldu. 4. Şimdi iyot ise arkadaşlar bakın burada 0'dan eksi 1'e 1 bir elektron alarak indirgendi. ancak 2 tane var. Burayı da 2 ile çarptım. 1 çarpı 2'den 2 iki elektron. Şimdi 4 ile 2, 4 ile eşittir. Burayı 2 ile çarptım. O zaman buraları da 2 ile çarpıyoruz. 2 ile çarptım. Burayı da 2 ile çarpıştım. Bir daha 2 ile çarptığım zaman burası ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Şimdi arkadaşlar iyotlar zaten eşit. arsenikler burada arkadaşlar eşit. Son olarak hidrojen ve oksijenden birini seçeceğim. 6 tane hidrojen var. Bakın burada da 4 tane hidrojen var. Toplam 10 tane hidrojenimiz var. Burayı da 5 ile çarptığımız zaman hidrojenler eşitlendi. Son olarak oksijen de eşitse tamamdır. 3 oksijen burada. 5 oksijen de burada. 8 tane. 4 kere 2 8 diyerek eşitlemiş olduk. Şimdi buna göre. 1 mol iot 2 mol elektron vermiştir. Şimdi arkadaşlar bakalım. 1 mol iot, iot arkadaşlar bakın. Bir tanesi için bir tane iot 1 çarpı 2'den 2 iki elektron ne yapmıştı arkadaşlar? Alarak indirgenmişti burada. Değil mi? Vererek indirgenilmez. Alarak indirgendi. Bu vermiştir dediği için yanlış. Almıştır deseydi bu ifade doğru olacaktı arkadaşlar. En küçük tam sayılarla denkleştirdik. Suyun kat sayısı 5 oldu. Doğru. Ters tepkime de haşı indirgenendir. Şimdi arkadaşlar normalde haşının ne olduğuna bir bakalım. Ha, terse doğru. Bu tepkime böyle değil de terse doğru olsaydı ne olurdu? Burada arkadaşlar ı eksi birden sıfıra ne olurdu? Yükseltgenmiş olurdu. Bu madde o zaman indirgen özellik gösterirdi. İndirgenen olmazdı. Yükseltgenen olurdu. Yükseltgenmiş olurdu değil mi? Eksi birden sıfıra terse doğru. Ters tepkime için diyor. Ne olurdu? Yükseltgenmiş olurdu. Kendisi indirgen özellik gösterirdi. Yükseltgenen olurdu. Dolayısıyla yine yanlış diyebiliriz. Yalnız 2, şıkkı sorunun cevabını diyebiliriz. Evet geçtim. Bir başka soru. Tepkime ile ilgili hangileri doğrudur? Yine arkadaşlar denkleştirelim. 0, 2, 1, 6, 5, 5, 2, 1, 8, 5, 5, 2, 4, 2, 1. Şimdi burada bakın sıfırdan artı 5'e. Ne olmuş arkadaşlar? Dikkat edin. 5 elektron vererek yükselkenmiş. tabii şu buraya sığmayacak. Şöyle yazalım. 5 elektron vererek yükselkenmiş. Ama bakın dört tane var. Burada bir tane var. O zaman burayı ne yapıyoruz? 4 ile çarpıyoruz. O zaman bunu da 4 ile çarpıyoruz. Dolayısıyla 20 tane elektron vermiştir. Dolayısıyla 1 mol P4 molekülü 20 mol elektron vermiştir. ifadesi doğrudur. Burada azot bakın artı beşten. Burada bakın azot artı 5'ten artı 4'e bir elektron olarak da indirgenmiştir. Bir elektron olarak. Şimdi bunu nasıl eşitleyeceğiz? Burayı 20 ile çarparak. 20 ile çarptım. O zaman burayı da 20 ile çarptık. Son olarak oksijen ve hidrojen eşitleyelim. 20 tane hidrojen var. Burada 12 tane var. Burada yok. O zaman burayı 4 ile çarparsak 8 de burada. 8, 12 daha 20 eşitlendi. Son olarak oksijene yine bir bakalım. 60 tane var. 4 kere 4, 16 tane burada. 20 çarpı 2'den 40 tane burada. 4 tane de burada. 40, 56, 60 tane var. Zaten burada da 60 tane vardı. Dolayısıyla tepkime denkleşmiş oldu. 1 mol hno 3 molekülü 1 mol elektron almıştır. Evet hno 3 bir tanesi için 1. 1 mol içinde 1 mol almıştır. P4'ün kas sayısı 1 alındığında hno 3'ün kas sayısı 20 olur. ifadesi de yine doğrudur. Dolayısıyla 3'ü de doğru. E şıkkı diyebiliriz. Son soru. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde normal koşullarda 2,24 litre olan NO gazı elde etmek için kaç gram gümüş gerekir diyor. Önce bir denkleştirelim. 0, eksi 2, artı 1, eksi 6, eksi 5, artı 5, eksi 2. Tabi nitrat kökü eksi 1 değerlikten gümüş burada artı 1'dir. Eksi 6, eksi 5, azot, artı 5, eksi 2, artı 2, eksi 2, artı 1. Şimdi gümüş sıfırdan artı 1'e ne olmuş? Bir elektron vererek yükseltgenmiş. Şöyle yazalım. Azot bakın artı 5 burada da azot var. Artı 2 5'ten 2'ye arkadaşlar 3 elektron alarak indirgenmiş. 1, 3, 3 ile eşitlenir. Burayı 3 ile çarptım. Burayı 3 ile çarptım. Tabi burada azot birden fazla olduğu için arkadaşlar tekrardan şuna bakmak gerekiyor. Bakın burada 3 tane azot var. Bir de burada var. 4 tane. O zaman burayı getirip 4 ile çarpmanız gerekiyor ekstradan. Son olarak 4 tane hidrojen var. Buralarda hidrojen. Şurayı 2 ile çarparsak eşitlenir. Son olarak da yine oksijene bakıyoruz. 4 çarpı 3. 12 oksijen. 9 burada. 10. 12. Dolayısıyla eşitledik. Peki soru ne istiyor arkadaşlar? Soru tabi denkleştirmeden sonra basit hesaplama sorusuna dönüyor. NO'nun normal koşullardaki hacmi 2.24 litre diyor. Buradan mol arkadaşlar 2.24 bölü normal koşullarda 1 mol'ün 22,4 litre kapladığı bilgisinden 0.1 mol olarak buluruz. NO 0.1 mol ise gümüş. Bakın 1'e 0.1 ise 3'e 0.3 moldür. 0.3 mol de 0.3 çarpı 108'den arkadaşlar. 3 kere 8 24 sonra 4 ile biten. Burada çarpmamız gerekecek. 0,3 dersek 24, 2, 3, 0, 2, 324, 1,6, 32,4 aşık olarak bulabiliriz arkadaşlar. Evet ilk kısım bu şekildeydi arkadaşlar. Son derece önemliydi. Siz de arkadaşlar bolca redoks tepkimesi, denkleştirmesi çözün. Bolca denkleştirme yapın arkadaşlar. Yani kolayları zaten yaparsınız. Orta seviyeleri de yapın. Çok aşırı zorlar arkadaşlar. Çok da gerek yok açıkçası diyelim. Diğer kısımda görüşmek üzere. Kolay gelsin.